Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek makamların en güzeli olan hafızlık makamına ulaştılar. Gaziantep İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 134 hafize için icazet merasimi düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş da katıldı. Gaziantep İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan hafizeler için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Hacı Bayramı Veli Camisi Baş İmam Hatibi Kurra Hafız Ahmet Karalı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş da katıldı. Hafızlık Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bir insana peygamberden sonra verebileceği en büyük şereflerden bir tanesidir. Bu şeref insanın aklını, kalbini, sadrını canlı bir musafa dönüştürür. Sizler her biriniz hıfzınızı tamamladınız elhamdülillah. Hafız oldunuz ve birer canlı Kur'an'a dönüştünüz. Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Bu kitap bizlere yaratılışımızın gayesini, varoluşumuzun hikmetini öğretti. Bu kitap bizlere hayatın ancak imanla anlam kazanacağını, İnsanın ancak kullukla yücelebileceğini bizlere öğretti. Müftü Hüseyin Hazırlar, Kur'an-ı Kerim'in kurtuluş reçetesi olduğunu söyledi. Bizler 14 asırdır bu Kerim kitabı zihinlerimize, gönüllerimize nakşettik. Ona sarsılmaz bir imanla ve derin bir muhabbetle bağlandık. Bu Kerim kitap, kurtuluş reçetemiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'di. Programda 134 hafize icazet belgelerini alarak hafızlık unvanını aldı.